Arkadaşlar, programın yavaş yavaş sonlarına gel. Bunları biliyor musunuzlar var ama sizlerle ilgili özellikle Cengiz ve Hande ile ilgili bir ufak onlara geçeyim. Sonra yavaş yavaş sonlara geleceğiz. Hande, ev dağınıksa kitap okuyamaz, yemek yiyemez, hiçbir şey yapamazmış. Evet, maalesef. Doğru mu? Her yere geç kalırmış, evi toplaması hiç bitmezmiş. Evet. Üniversiteyi kazanıp İstanbul'a geldiğinde BKM mutfağa gitmiş ama olmamış. Evet, olmadı. Çünkü öyle bir vaktim yoktu okulum olduğu için. Ama sen bayağı başvurmuşsun aynı bir yerlere de gidelim yapalım. Tabii tabii, bir şeyler yapayım diye uğraştım yani, evet. Hediye edilen ikinci el bir kolyesi varmış. Uğurlu olduğuna inandığından hiç çıkartmazmış. Var mı? Tabii ki. Kimden geldi hediye? Sevdiğim birinden geldi. Sevdiğim birinden geldi, peki. Buzdolabında, yani bu cümleden sonra bunu okumak istemezdim. Çok daha duygusal bir şey okumak isterdim ama buzdolabında sürekli İnegöl köftesi olurmuş, evet, diye bilgi var. Evet, kesinlikle. Evet. Asla ütü yapmazmışsın. Evet, yapamıyorum çünkü. İkiz kardeşlerim varmış. Evet. 7 yaşında kendisine yazılan ilacın fiyatını öğrenmek istemiş ve bütün eczaneleri dolaşmış. Bu ne ya? Evet, hiç bilmiyorum niye yaptım ama gerçekten en ucuzunu buldum. 20 kuruş falan ucuzdu yani o zaman için. Hepsini tek tek dolaştım. Ne iktisatlı bir aileden yetişmişsin. Niye olduğunu bilmiyorum. Hiç eve gelen misafirlere göre kedisinin ismini değiştirmiş. Vallahi hayvanı. Çok üzülüyorum. Yara kabuğu gördüğünde dayanamaz, kopartmak istermiş. Evet. Ne kötü bir insanım. Odasında 50x70 Memoli posteri varmış. Of. Vay. Mehmet Ali'ye gerçekten selam ediyorum buradan. Onun kendisine de söyledim bunu. Evet. İnsanları uzaktan gördüğünde enerjisinden anlarmış ve vakti geldiğinde de hayatına dahil edermiş. Ne güzel. Bu güzel bir meziyetmiş. Ne güzel. Güzelmiş. Peki. Hande Soral. Benim de programıma ilk defa geldiği için önce teşekkür ediyoruz tekrar geldiğin ben için. Ben teşekkür ederim. Hande Soral'ı ben hep hayatım boyunca Allah'ım hangi üniversite, hangi tiyatro, hangi dizilerde oynadığını biz hatırlamıyoruz falan. Küçük kadınlarda gördük. Ama küçük kadınlardan önce senin bir... Ben bu konuyu ilk defa konuşuyorum. Daha önce konuşulmuş olabilir, özür diliyorum. Sen keşfedilme hikayesini biliyor musun Cengiz? Biliyorum. Hande'nin? Evet. Çok acayip bir hikayesi var. Hande'nin keşfedilme hikayesini bilen var mı? Çolgut. Evet, bir tek ben bilmiyormuşum demek ki. Bana sürpriz oldu bu yani. Anlatsana bir nasıl keşfedildiğini. Yani nerede, ne olduğunu, yani ne acayip hayatmış. Bir komedi dükkanı hikayesi benimki. Evet. Komedi dükkanını izlemeye gittim. Böyle seyirciler arasındaydım. Orada sahneye birilerini alıyor Tolga, biliyorum. Birini istedi, ben el kaldırdım. Bir sen tek de ben el kaldırdım. Sen bayağı yüzsüzsün değil mi o dönemde yani? Hani, tabii. Evet. Ay. Ben el kaldırdım. Beni istediler sahneye, çıktım. Bayağı o bölümü beraber çektik Tolga'yla beraber. Peki bir şey söyleyeceğim, bu bir cesaret yani orada el kaldırıyor olman da yani. Bunların hepsi nasıl gelişti hiç bilmiyorum ama yani o sen olması gerekiyor. Sen o niyetle gittin galiba oraya. Evet. Değil mi? Bayağı o sahneye çıkayım diye. Yani aslında öyle gittim. Nereye gittin pardon? O niyetle gittim. Ha, sahneye çıkma niyetiyle gittim. Annemle konuşuyordum ondan önce. Ben çıkarım herhalde sahneye falan diye gittim. Yani bunu da böyle planladım ama kendimce. Ha, ama İşte ben köşeye oturayım. Kalkacağım görünecek, nasıl olsa falan. Evet, bayağı. Tabii evet. Yani böyle elimde hazır çantam, bıraktım çıktım sahneye. Ondan sonra oyuncu sanmışlar, tanıdık sanmışlar, birine benzetmişler. Biri bize şaka mı yapıyor diye tedirgin olmuşlar falan. Bitti, ondan sonra benim yanıma gelip telefon numaramı istediler. Ben de kanala yayın yapılacak falan, o yüzden istiyorlar telefon numaramı diye düşünüyorum. Onlar aradılar. Ben 2-3 gün sonra gittim görüşmeye. Peki oyuncu olmak ister misin? Ne bağlandı? Güzel. Güzel. Çok ondan acayip. Ondan sonra okulumuz var. Eğitim almak ister misin? Tabii eğitim almak isterim. Eğitime başladık. Ya hayatında bir gün böyle bir şey, ne acayip bir şey. Sonra ne düşündün bununla ilgili? Bir şey düşünmedim. Ben bir şeyi çok istediğim zaman oluyor gibi hissediyorum. Çok istedim. Yani bir dizide oynamayı çok istedim değil bu ama oyunculuk yapmayı çok istedim. Hayatımın her döneminde çok istedim yani. Üniversiteye gelene kadar çok da uğraştım bunun için. Niye oynamıştın Tolga'yla sen sahnede? Titanic bölümünde oynadık. Bayağı da uzun kalmıştın değil mi tabii sen? Tabii tabii 45 dakika boyunca ben Cengiz'i tercüme edeyim. Neyi oynamıştın sen Tolga'yla sahneye gidi? Ses çünkü size... Pardon. Neyi oynamıştınız? Titanic bölümünü çektik beraber. Bir izleyelim. İzleyelim. Bir izleyelim. Hande Soral'ın işte meşhur olduğu an. Yenge gelsene.
Geliyor, vallahi geliyor. Orada buyurun yenge. Süper geçtiniz. Çoğu kişi burayı bir seferde geçemez. Böyle güzel bir manzarayı bu kadar üşüyerek seyretmek gerçekten işler acısı. Hanımefendi dönün, yandan bakın, tekrar dönün. Yalnız mısınız bir yolculukta? Dön, ben cevap veriyorum. Dönün hanımefendi. Ya bir konuşsun ya. Evet, yalnızım deyin. Aslında birisiyle birlikteyim ama sevmiyorum. Çok enteresan. Birliktesiniz ama sevmiyorsunuz. Sebep? Ben üst kameradayım ama mutlu değilim. Kur'an çarpsın ben de öyle. Bir olacağı varmış ama yani. Öyle mi? Ben izledikçe nasıl, ne yani? Hiçbir şey yok, ne görüyorlar acaba falan diye düşünüyorum her defasında. Yok, sahneye de yakışıyorsun. Gerçekten de hani oraya çıkınca öyle zannediyorum, herkes de kilitlenmiştir. Peki. Oh